Üniversiteye başlamak, heyecan ve yeni zorluklarla dolu önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'deki birçok öğrenci için yüksek öğrenimin finansal yönlerini yönetmek göz korkutucu olabilir. Konaklama, geçim giderleri ve akademik materyallerin maliyeti ağır bir yük oluşturabilir. Neyse ki, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumu, KYK, yurt ve burs programları aracılığıyla öğrencilere önemli bir destek sağlıyor. Bu programlar, öğrencilerin akademik hedeflerine odaklanabilmeleri için maddi sıkıntıları hafifletmeyi amaçlamaktadır. KYK, Türkiye'de daha adil ve erişilebilir bir yükseköğretim sisteminin oluşturulmasında hayati bir rol oynuyor. KYK, farklı sosyoekonomik geçmişlerden gelen öğrencilerin aşırı finansal stres olmadan akademik hedeflerinin peşinden koşmaları için mali yardım ve uygun fiyatlı konut sağlayarak onları güçlendiriyor. Kurumun öğrenci refahına olan bağlılığı maddi yardımın ötesine geçiyor. KYK yurtları, öğrenciler arasında bir topluluk duygusunu teşvik eden güvenli ve elverişli bir yaşam ortamı sağlar. Her yıl binlerce öğrenci, KYK, yurt ve burs başvuru tarihlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Bu programlardan yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru sürecini anlamak çok önemlidir. Her iki program için de başvuru süresi sınırlıdır ve son tarihlere uyulması esastır. KYK yurt başvuruları genellikle YKS olarak bilinen üniversiteye giriş sınavı ile üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere açıktır. Öte yandan, burslar için uygunluk kriterleri, akademik performans, mali ihtiyaç ve sosyal durum gibi faktörleri göz önünde bulundurabilir. Her iki program için de başvuru süreci artık tamamen çevrimiçi olup, öğrencilerin başvurularını E-Devlet Portalı aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Bu merkezi platform, süreci basitleştirerek Türkiye'deki öğrenciler için daha erişilebilir hale getiriyor. KYK, yurt ve burs başvurularının 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için resmi tarihleri henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmadı ancak öğrenciler önceki yılların takvimlerine göre bir zaman çizelgesi tahmin edebilirler. Genellikle KYK yurt başvuruları, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Ağustos ayı sonuna doğru başlar. Öte yandan burs başvuruları ise genellikle Ekim ayı ortasında başlamaktadır. Ancak bunların geçmiş yıllara dayanan tahmini tarihler olduğunu unutmamak çok önemlidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, onaylanan başvuru tarihlerini resmi kanalları aracılığıyla resmen duyuracaktır. Öğrencilere, en güncel bilgiler için KYK'nın resmi web sitesini ve E-Devlet Portalını düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye olunur. Tamamen çevrimiçi bir başvuru sürecine geçiş, KYK yurdu ve bursuna başvurmayı önemli ölçüde kolaylaştırdı. İşte süreci size adım adım anlatacak bir rehber. İlk olarak E-Devlet Portalına erişin. Bu platform, Türkiye'deki çeşitli kamu hizmetleri için merkezi bir merkez görevi görür. Zaten bir E-Devlet hesabınız varsa, TKO'daki kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak giriş yapmanız yeterlidir. Değilse, bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Bu işlem çevrimiçi olarak başlatılabilir, ancak son doğrulama için bir PTT şubesini ziyaret etmeniz gerekebilir. Giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümüne gidin. Bu bölümde başvuru dönemlerinde KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin bağlantıları bulacaksınız. Başvuru formu, kişisel bilgilerinizi, eğitim geçmişinizi, burs başvuruları için aile gelir bilgilerinizi ve yurt başvuruları için tercih ettiğiniz yurtları sağlamanızı isteyecektir. Unutmayın, bu süreç boyunca doğruluk esastır. Başvurunuzu göndermeden önce tüm bilgileri iki kez kontrol edin. 5. Bölüm, E-Devlet'e erişim, KYK başvurularınıza açılan kapı. E-Devlet Portalı, Türkiye'de dijital yönetimin temel taşlarından biridir ve çok çeşitli kamu hizmetlerine erişim sağlar. KYK'ya başvuran öğrenciler için bu platforma nasıl erişileceğini ve nasıl gezineceğini anlamak çok önemlidir. Portal, farklı kullanıcı tercihlerine hitap etmek için birden fazla giriş seçeneği sunar. En yaygın yöntem, TCM kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi kullanmaktır.
Henüz bir e-devlet şifresi almadıysanız, Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubesinden kolayca edinebilirsiniz. Şubeyi ziyaret etmeniz, geçerli kimlik belgenizi göstermeniz ve bir e-devlet şifresi talep etmeniz yeterlidir. Size ilk şifrenizin bulunduğu mühürlü bir zarf verilecektir. 6. Bölüm: Başvuru formunu doldurma, doğru bilgi sağlamak. KYK başvuru formu, başvuru sahibi hakkında kapsamlı bilgi toplamak için tasarlanmıştır. Bu bilgiler, KYK'nın uygunluğu değerlendirmesine ve her öğrenci için uygun destek düzeyini belirlemesine yardımcı olur. Form genellikle birkaç bölümden oluşur ve her biri öğrencinin geçmişi hakkında belirli ayrıntılar ister. İlk bölüm genellikle öğrencinin tam adı, TC, kimlik numarası, doğum tarihi, iletişim bilgileri ve adresi gibi kişisel bilgilere odaklanır. Bunu takiben form, öğrencinin eğitim geçmişini araştırır. Bu bölüm, lise hakkında bilgi, üniversite yerleştirme bilgileri, üniversite adı, fakülte ve bölüm dahil ve öğrenci kimlik numaranızı sağlamanızı gerektirebilir. 7. Bölüm: Destekleyici belgeler, hazırda bulundurulması gerekenler. KYK başvuru süreci dijital bir formata dönüşmüş olsa da, başvurunuzu tamamlamak için hala belirli destekleyici belgeler gereklidir. Bu belgeler, başvurunuzda verilen bilgileri doğrulamaya ve doğruluğunu sağlamaya yardımcı olur. Çevrimiçi başvurunuzu başlatmadan önce, gerekli tüm belgeleri toplamanız tavsiye edilir. Bunlar genellikle öğrenci kimlik kartınızın bir kopyası, son aile gelir beyannamesi, burs başvuruları için ve üniversite kabul mektubunuzun bir kopyasıdır. Özel koşullarınıza ve aradığınız destek türüne bağlı olarak ek belgeler gerekebilir. 8. Bölüm: Başvurunuzu gönderme, son adım. KYK başvuru formunun tüm bölümlerini özenle doldurduktan ve bilgilerinizin doğruluğunu sağladıktan sonra başvurunuzu gönderme zamanı gelmiştir. Gönder düğmesine basmadan önce tüm başvurunuzu dikkatlice gözden geçirmek için bir dakikanızı ayırın. Herhangi bir yazım hatası, eksik bilgi veya tutarsızlık olup olmadığını kontrol edin. Gönderimden sonra, E-Devlet portalında başvurunuzun başarıyla gönderildiğini onaylayan bir mesaj alacaksınız. Bu onay, genellikle gelecekte başvurmak üzere saklamanız gereken benzersiz bir başvuru referans numarası içerir. 9. Bölüm: Gönderimden sonra, sırada ne var? KYK başvurunuzun gönderilmesinin ardından bilgileriniz kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçer. KYK, her başvuruyu titizlikle inceler ve her program için belirlenen kriterlere göre uygunluğu değerlendirir. Bu değerlendirme süreci, verilen bilgilerin doğrulanmasını, belgelerin çapraz kontrolünü ve bazı durumlarda arka plan kontrollerinin yapılmasını içerir. Bu sürecin süresi, alınan başvuru sayısına bağlı olarak değişebilir. KYK, değerlendirme sürecini olabildiğince hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamaya çalışır. 10. Bölüm: Bilgi edinme, güncellemeler için resmi kaynaklar. KYK başvuru ve değerlendirme süreci boyunca bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Güncellemeler için resmi kaynaklara güvenmek, doğru ve zamanında bilgi almanızı sağlar. KYK ile ilgili tüm duyuruların birincil kaynağı, KYK'nın resmi web sitesidir. Web sitesinde KYK programları, başvuru prosedürleri, son tarihler ve sıkça sorulan sorular hakkında kapsamlı bilgiler sağlanmaktadır. Başvurunuzu yaptığınız E-Devlet portalı da değerli bir güncelleme kaynağı olarak hizmet vermektedir. 11. Bölüm: KYK, eğitim başarınızda yol arkadaşınız. Yüksek öğrenim dünyasında yol almak, özellikle de sıklıkla beraberinde gelen finansal sorumluluklar birlikte zorlayıcı olabilir. Kredi ve Yurtlar Kurumu, KYK, Türkiye'deki sayısız öğrenci için bir destek direği olarak duruyor ve onların finansal engelleri aşmalarına ve akademik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. KYK, burslar aracılığıyla mali yardım sağlayarak ve yurtlar aracılığıyla güvenli ve uygun fiyatlı konaklama imkanı sunarak, yüksek öğrenimin daha erişilebilir ve adil hale getirilmesinde dönüştürücü bir rol oynuyor. Üniversite yolculuğuna başladığınızda, KYK'nın